Ankara'da bulunan Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde Genç Dostu Şehirler sergisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Genç Dostu Şehirler sergisindesiniz ve biraz uzaklardan geliyorsunuz, Ankara'ya stand açtınız. Biraz bilgi alabilir miyiz standınız hakkında? Tabii ki de biz Uşak Gençlik Merkezi olarak katılıyoruz. Uşak Gençlik Merkezi Çin olarak buraya geldi. Ben Çin eğitmeniyim. Müdürlerimiz ve liderlerimizle beraber geldik. Öğrencilerimle beraber biz bu ürünleri yapıyoruz. Han halinden gösterebilirim isterseniz. Bu halden 8-9 aşamadan geçip bu hale getiriyoruz ürünlerimizi. Gençlerin Çin'e ya da bu yaptığınız ürünlere karşı tutumları nasıl? Bir yönelim var mı? Evet, çok meraklılar. 4 yıldır devam eden öğrencilerim var. Hatta artık diyorum ki artık gelmeyin, yeniler gelsin. Ama bırakamıyorlar. Çin'i bir aşk. Çok seven çok seviyor. Ama hiç sevmeyen de en baştan bırakıp gidiyor. Aslında gençler Çin'i çok seviyorlar. Nedeni de şu, pandemide sürekli evdeydik ve çok sıkıldılar. Artık bir hobiyle uğraşmak istiyorlar. Biz de kurslarımızı açtıktan sonra çok fazla talep gördük. Geliyorlar ve istedikleri ürünleri yapabiliyorlar. Ve bu ürünler tamamen ücretsiz şekilde öğrencilerimize karşılanıyor. Daha sonra ürünler çıktıktan sonra kendilerini alıp evlerine gidebiliyorlar. Hem yaptıkları ürünler kendilerine kalıyor, hem de bir sanat öğrenmiş oluyorlar. Çünkü Çin'e unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Ben Düzce Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Asım Tamer Elmacı. Bizim şu anda 2 aydır yürüttüğümüz bir proje bu. Bu proje çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle 5011 tane Düzce nüfusuna göre çok büyük bir rakam gencimize eğitim veriyoruz. Bu eğitimin yanında 450 tane gencimiz var, ıslah edilebilir genç. Bunlar amateme bağlı madde bağımlıları, sevgi evlerindeki annesi babası olmayan gençlerimiz, çocuk izleme merkezine bağlı taciz ve şiddet mağduru gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız. Bunları bu spor kulübünde, spor akademisinde, bu projede yönetime getiriyoruz. Madde bağımlısı, işte annesi babası olmayan çocukları yönetime getiriyoruz. Bu yönetimde hem iş imkanı yaratıyoruz onlara, hem de sosyallik kazanmalarını sağlıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki taciz ve şiddet gören bir çocuk hayatındaki kimseye güvenmiyor. Biz onlara bu imkanı sunarak aslında yaklaşık 5000, 10000 kişiye güvenmelerini sağlıyoruz ve hayata bir adım atmaları için yardımcı oluyoruz sadece. Projemiz böyle. Daha çok topluma entegre konusunda sanırım gençlerin rol alıyorsunuz. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz bu fuar için, Ankara için. Ankara'ya çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sundular. Kendimizi anlatma imkanını sundular. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Genç Dostu Şehirler sergisinde Düzce'yi temsil ediyorsunuz. Biraz bize buradaki temsiliyetiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Peki. Düzce Gençlik Merkezi'nden geliyoruz. Genç Dostu Şehirler Zirvesi'ne 2 gündür buradayız. 3 projemiz için buradayız. Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yaşarıyor projemiz, Şeffaf İletişim projemiz ve Sağlık Olsun dergimizin tanıtımı için geldik. 2 gündür geri dönükler çok güzel. O yüzden çok mutluyuz burada olduğumuza. Peki, o zaman şu şekilde sorayım. Gençlere yönelik teşvik edici ne gibi projeleriniz var? Ata Tohumu'ndan başlayayım ben isterseniz. Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yaşarıyor projesine 2019 yılında başladık. Köy köy dolaşarak özenle saklanmış ata tohumlarını köylü teyzelerimizden, amcalarımızdan aldık. 114 tane tohumla başladık projeye. 2020 yılının Haziran ayında milli seferberliğe katkı sağlamak için tohumlarımızı Gen Bankası'nda kayıt altına aldırdık ve analize gönderdik 101 tane tohumumuzu. Şu anda analiz aşamasında, henüz yanıtı gelmedi. Ancak 114 tane tohumumuzun içinden mutlaka ata tohumu çıkacağını düşünüyoruz. 60 tane gönüllü gencimizle beraber yürütüyoruz bu projeyi. Gençlik Merkezi'nde tohumlarımızı topladıktan sonra köylerden bir sera ve açık bir alan kurduk, proje alanımızı kurduk. Burada tohumlarımızı yaşartıyoruz, tekrar tohum alıyoruz. Amacımız yerel tohum bankası oluşturmak ve genç ileride torunlarımıza bırakabileceğimiz bir miras. Daha çok sürdürülebilirlik üzerine devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şeffaf iletişim projemizden de bahsetmek isterim hazır buradayken. Bu projemizde de işitme engelli gençlerimize
yönelik, ailelerine yönelik dudak okumalarına olanak sağlayabilecek maskeler ürettik. Bu maskeler Sağlık Bakanlığı'nın kendi ebatısında ve kumaşında üretildi. 5000 adet tane proje maske ürettik proje kapsamında ve dağıttık bunları. Bir de Sağlık Olsun dergimiz var. Bu dergimizde de Şule kardeşimizin, gönüllü kardeşimizin projesiydi. Onunla devam etmenizi öneriyorum. Sağlık Olsun dergisi sizin fikrinizmiş. Biraz bilgi alabilir miyim dergi hakkında? Tabii ki. Dergimizin adı Sağlık Olsun ama bu derginin bir özelliği var. Rastgele çıkartılmış, yani düşünülmüş bir dergi değil. Covid-19 sürecine girmeden önce Sağlık Olsun deyimini biz hani çok içi boş söylemler olarak kullanırdık. Birbirimizi avutmak için en çok. İstediğimiz bir durum gerçekleşmedi mi aman ya, sağlık olsun senden önemli mi? Şu süreçte anladık ki gerçekten sağlık olmalıymış. Covid-19 sürecine ilişkin de böyle bir başlık koyup fikir, yazmak isteyen yazdı, çizmek isteyen çizdi. Böyle bir çalışma başlattık. İçerisi QR kodlu. Görme engelli bireylerimizin de daha rahat kullanabilmesi için bütün yazılarımız, röportajlarımız hepsi sesli nitelikte ve YouTube kanalımızda yüklü. Şu an hala da çalışma aşamasındayız. Geldiğimiz son nokta olarak bu. Eklemelerimiz devam edecek dergimize. Şırnak Gençlik Merkezi olarak biz katılım sağladık buraya. İnsanlığın ikinci doğuş yeri olan Şırnak, Nuh'un gemisi, maket gemilerimizle, çinilerimizle ve seramik çalışmalarımızla katılım sağladık buraya. Gençlik merkezimizi hem tanıtmak amaçlı hem de buradaki belediyeler, diğer gençlik merkezlerimizin yaptığı çalışmaları yakından görmek, çalışmaları en yakından görüp daha iyi bilgi edinebilmek adına katıldık. Gençlere yönelik ne gibi teşvik edici çalışmalarınız var? Genç dostu şehirler kapsamında yani sizi nasıl ele alabiliriz? Gençlere yönelik hem sportif hem sanatsal, kültürel birçok çalışma olarak kurslarımız var zaten gençlik merkezinde. Resim kursu, müzik kursumuz olsun, sportif faaliyetlerimiz olsun. Gemi maketimizden tutun çini sanatına kadar, seramik çalışmalarımızdan tutun sportif faaliyetlerimizi bütün diğer alanlarından çocuklarımıza gereken bütün farklı alanlarda bakış açılarını değiştirmek adına gençlik merkezlerimize davet ediyoruz zaten. Gençlik merkezlerimiz Şırnak biliyorsunuz ki genç nüfus oranında büyük bir çoğunluğa sahip zaten. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Çocuklarımızı her alanda destekliyoruz. Her alanda onlara gereken eğitim adına, diğer kurslar adına, sanatsal, sportif, bütün alanlarda onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum gençlik merkezi olarak. Kırabiliriz. Çok iyi olur. Bir de bize buradaki bulunuş amacınızı anlatabilir misiniz? Nasıl temsil ediyorsunuz belediyenizi? Başakşehir Belediyesi olarak buradayız. Tabii belediyemizin yıllardır gençliğe yaptığı birçok hizmet var. Spordan teknolojiye, doğadan birçok alana kadar birçok hizmetimiz var. Tam da aslında bizim yaptığımız işin konsepti bir de burası. Burada olmamız gerekiyordu. Biz de daha çok teknoloji ve inovatif ürünlerimizle buradayız. Arkadaşlara, misafirlere teknolojik ürünlerimizi denetiyoruz. Paraşüt simülatörümüz var, VR uygulamalarımız var, drone uygulamalarımız var. Hem hizmetlerimizi tanıtıyoruz hem de arkadaşlara deneyim yaşatıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Daha çok teknoloji odaklı çalışmalarınız var. Peki daha başka faaliyetleriniz var mı buna yönelik? Yıllardır İstanbul'da Başakşehir ilçesinde lise, ortaokul, ilkokul gibi kategorilerde gençlik oyunları yapıyoruz. Yaklaşık 70'in üzerinde alanda. Bunu bu yıl inşallah İstanbul'un tamamına yayıyoruz. Hem bir projemizi de burada tanıtıp arkadaşları davet etmek için de buradayız. Onun dışında Başakşehir Living Lab olarak her yıl inovasyon yarışması yapıyoruz. 7 yıldır yapıyoruz. Bu yıl da 8.sini yapacağız ve 300 bin lira ödül dağıtacağız. Daha çok bu yarışmalarımızı ve projelerimizi misafirlere duyurmak, onların katılım sağlamalarını istemek için buradayız. Konya'yı temsil ediyorsunuz. Bize projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Peki. Genç Dost Şehirler Projesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir stand alanımız var. Stand alanımızı tasarlarken Konya'nın aslında ciddi manada yeşillik bir şehir olduğunu, bahçelerin, parkların gençler için özellikle rahat nefes alınabilen bir şehir olduğunu göstermek istedik. Bununla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi gençler odağında çok ciddi teknolojik yatırımları olan, teknolojik projelere destek veren bir belediye. Bunu göstermek istedik. Teknolojiyle doğanın iç içe olduğu bir şehir olduğumuzu. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi burada 8 birimiyle yer alıyor gençlik faaliyetler açısından. Ayrıca burada Genç Dostu Şehirler Projesi'nde ödül alan bir projemiz var. Kapsül Teknoloji Platformu.
kurumu. Bu projemizle birlikte bizler Konya'daki mühendislik ve benzeri bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine ciddi manada destekler, aynı destekler veriyoruz ve onların Teknofest gibi ya da European Rover Challenge gibi yarışmalarda yarışmaları için gerekli maddi aynı destekleri sağlıyoruz. Onun dışında Genç Komek, Bilgehane, Spor Konya, Atabey, Kamplar ve birçok bilim merkezi gibi kurumumuzla da burada Konya'daki gençlik çalışmalarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bize biraz bilgi verebilir misiniz standınız hakkında? Teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Biz Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu olarak buraya standımızı kurduk. Bocce, bowling ve dart branşlarında gelen halkımıza, talep eden herkese burada branşlarımızı tanıtıyoruz. Bocce bowling dart branşı rekreatif sporlardan, kalbinizi yormadan eğlenerek yapabileceğiniz, ebeveynleriyle çocuklarının birlikte yarışabileceği ender branşlardan birkaçı. Aynı zamanda bir dart branşı, evin içinde bile rahatlıkla oynayabileceğiniz, günümüzün problemi olan yeni nesille eski jenerasyonun o kopukluğunu giderebilecek ender branşlardan da birisi. Çünkü annesiyle bir küçük çocuğu oynayabiliyor, dedesiyle torunu oynayabiliyor. Böyle bir branş dart branşı. Yine bocce'nin bazı dalları da bu şekilde. O yüzden herkese tavsiye ediyoruz. Peki daha çok yaygınlaştırmak için gelecek projeleriniz var mı? Tabii ki. Yani okul sporlarında oldukça yaygınlaştırdık biz bu sporu ve her geçen gün tanıtıyoruz. Milli takımlarımız var, yurt dışında derece yapan sporcularımız var. Spor dallarımızla tanışan bireyler bırakmıyorlar, severek yapmaya devam ediyorlar. Biz de tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz Zonguldak ilinden geliyoruz. Zonguldak'ımızın ilçelerini temsilen ve yöresel ürünlerimizi temsilen gençlerimizin yapmış olduğu ürünleri burada tanıtmak amacıyla geldik. Emeğin başkenti Zonguldak'tan buradayız ve emeğin sanata dönüştüğü yer aslında Zonguldak. İşte baston atölyemiz, Ebru atölyemiz, seramik atölyemizden beraber gençlerimize çalışıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'in talimatıyla bütün gençlerimiz Zonguldak'ta kültür, sanat, bilim, sosyal ve dediğimiz gibi el emeğiyle buluştular. Ve biz de bu emekleri Ankara'ya sizlere tanıtmaya geldik. Görmüş olduğunuz baston tamamen madenci heykelinden yapılmış olup el emeği bir bastondur. Devremize özgü bir baston olup baston ustamız tarafından, öğrencilerimiz tarafından yapılmaktadır. Dün verecektik Cumhurbaşkanımıza ama kendisine ulaştıracağız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan Bey'e bunu ileteceğiz. Tabii değerli işçilerimiz var. İşte Ebru sanatçımız var, seramik sanatçımız var. Bunlarla beraber güzel etkinlikler yapıyoruz Zonguldak'a. Mutlaka yolunuz düşerse inşallah bir gün Zonguldak'ta bekleriz sizi. Denizimizin mavisi, ormanlarımız yeşilliğiyle misafirperver halkımızdan sizi ve halkımızı mutlaka Zonguldak'a bekliyoruz. Peki gençlerin bu etkinliklere katılımı nasıl, ilgileri nasıl? Tabii ki. Zonguldak'ta 20 bine yakın gencimiz var ve bunun 10 bin tanesi bizim gençlik merkezlerimize üyedir. İlçelerimizde de gençlik merkezlerimiz bulunmaktadır. Her ilçemizde bütün faaliyetlerimizi merkezimizde olduğu gibi ilçelerimizde de yapıyoruz. Tamamen ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ulusal projelerini gençlerimize tanıtıyor, onları projelerimize çekiyoruz. Bunun yanında kendi yapmış olduğumuz yerel projelerimiz de var. Mesela köy çocuklarını sinemaya götürüyoruz ücretsiz. Luna Park'a götürüyoruz. Geçen yapmış olduğumuz bir projede 2000'e yakın köy çocuğunu ücretsiz 2 gün boyunca Luna Park'ta eğlendirdik. Devrek Sosyal Sorumluluk Proje Başkanımız Ayret'ten Fuat Kutatmış'tan beraber halkımıza imece usulü köylerimize yardım yapmaya çalışıyoruz. Köyde kırsaldaki gençlerimizi merkezimize çekerek onlarla birlikte etkinliklerimizi, planlarımızı yapıyoruz. Mesela Ebru kursunu anlatmak istersek size. Ebru Resim ve El Sanatları Atölyemizde hocamız tarafından kursiyerlerimize, öğrencilerimize, gençlerimize yaş ayrımımız yok. Herkese bu eğitimi veriyoruz ve tamamen ücretsiz. Yapmış olduğu ürünleri dahi kendileri alabiliyorlar. Biz malzemesini tedarik ediyoruz. Vatandaşlarımız bundan tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Ama öncelikle gençlerimiz tabii ki. İl müdürümüz dedi ki bütün herkes dedi açıyoruz kapılarımızı. Hepsi gelsinler. Zonguldak'ta güzel, sosyal, kültürel, gençlik bir değişim başlatalım dedik. Biz de bunu her alana yayıyoruz inşallah. Yaymaya da devam edeceğiz. Seramik atölyemizde gençlerimiz tamamen el işçiliği ve el emekleriyle yeteneklerini sergiliyorlar. Hayal dünyasındaki figürleri sanata çamurla birleştirip yansıtıyorlar. Yine tamamen ücretsiz olan bu eğitimimiz gençlik merkezimize, Zonguldak Gençlik Merkezimize verilmektedir. Bütün ihtiyaçları bu şekilde gideriyoruz. Hatta bir ara bir anekdot anlatmak istiyorum. Kendi vazolarını, kendi tabaklarını artık gençler gençlik merkezimize yapıyorlar. Bu kadar ilerlediler. İnşallah hocamız sayesinde de güzel etkinlikler olacaktır. Diliyorum. Bize biraz projenizden bahseder misiniz? Biz ilk olarak bir proje değil, biz bir dal tanıtıyoruz. Aselsan Mesleki Tekvando Lisesi olarak elektronik savunma ve mekanik savunma sistemlerini tanıtıyoruz. Elektrik savunma sistemleri 3 farklı dalda inceliyoruz. Elektronik taarruz, elektronik korunma ve elektronik destek olarak bunları 3 farklı dalda inceliyoruz. Bunun için okulca yaptığımız çalışmaları gösterebilirim size. Okulumuza ait olan Aselsan öğrencileri tarafından yapılmış CNC makinemiz var. Burada kendi PVC'lerimizi basıyoruz. Ondan sonra sumo yarışmalarına katıldığımız Arduino Nano ile çalışan sumo çok güçlü motorlar sahip sumo robotlarımız var.
Tamamı okulumuza ait olan, yine okulumuza ait olan 500 voltluk ve 300 voltluk 3D yazıcılarımız mevcut okulumuzda. Ayrıca da devre kartlarımızı ve PVC'lerimizi daha yakından incelemek için mikroskopumuz var. Bu şekilde biz okulumuzu ve dalımızı tanıtıyoruz. Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bütün LGS'ye giren ve seçim yapacak öğrencileri okulumuza davet ederiz. Mekanik ventilatör solunum cihazı. Solunum sıkıntısı çeken yahut da akciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılabilen bir özelliğe sahiptir. Burada mankenin üzerinde görüldüğü gibi kalıcı trakostomi ile ciğere belli bir basınçla hava verebilen bir özelliğe sahip. Burada ölçmüş olduğu nabız ve saturasyona göre basınç değerini ayarlayabilen bir yapıya sahip olup aldığı verileri Bluetooth ile Android yahut da telefona, tablete aktarabilen bir yapıya sahip. Onu şu şekilde göstereyim. Burada olduğu gibi bir saniyede yaklaşık 100 tane veriyi peş peşe sıralayabilen bir özelliğe sahip. Cihazımız aynı anda sesli ikaz sistemine sahip olup nabız düştüğüne düştü, yükseldiğine yükseldi diyebilen bir yapıya sahip. Harici oksijen girişi ile hastanın saturasyonunu dengeleyebilen bir yapıda bu cihaz.